Büyükşehir başkanımız oluyor. İdris Naim Şahin başkan geliyor. Üç rekip gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Büyükşehir başkanımız oluyor. İdris Naim Şahin başkan geliyor. Üç rekip gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu Şahin geliyor. Büyükşehir başkanımız oluyor. İdris Naim Şahin başkan geliyor. Aynı toprağın çocukları, aynı ananın evlatları, aynı ağacın dalları, aynı çınarın yapraklarıyız biz. Hazır mısın Ayvaslı? Büyükşehir başkanımız oluyor. Hazır mıyız? Memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu özüne, yurduna, yuvasına geliyor. Aç bağrını Aybastı, dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. İdris Naim Şahin geliyor. Ordu bizim sevdamız, gönülde. Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın İdris Naim Şahin. Siz değerli Aybastılı hemşehrilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamlar olsun. Parolamız 52. O güzel ellerinizi görelim, 52'leri görelim. İdris Naim Şahin'le. Hay maşallah size Aybastı. Bu iş bitmiş. Birlikte el ele Şahin'le biz bileceğiz. Karadeniz'in merkezi, güzel ordumuzun güzel ilçesi, yiğitler otağı, mertler yuvası, vefalı insanlar yurdu, Aybastımızın saygıdeğer insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, vefalı dostlar, buluşmamıza, toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok saygıdeğer dostlar, ilçemizin, ordumuzun çok güzel insanları. Bugün şükürler olsun. Uzun zamandır hasretle buluşmayı beklediğimiz siz değerli dostlarımızla buluşma imkanı bulduk. Bu bakımdan son derece mutlu, son derece gururluyum. Değerli Aybastılı kardeşlerimiz. Aybastı ordumuzun güzel ilçelerinden birisi. Aybastı tarihin yazıldığı yer. Aybastı Türk tarihine ev sahipliği yapmış yiğitlerin otağı bir bölge. Oğuz dedenin torunları, danişmen gazinin çocukları olarak bütün Aybastı'yı, Aybastı'nın şahsında bütün bölgemiz insanını, Niksar'dan Fatsa'ya kadar bütün bölgenin dost insanlarını, yiğit insanlarını bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tarihler 1105'i gösteriyor. Türkler Anadolu'ya doğru at üstünde yol alıyor. Niksar'daki Danişment Beyliği, Danişment Gazi Komutası'nda, Perşembe Yaylası'nda Trabzon Rum İmparatorluğu'na karşı 10 bin kişilik yiğit orduyla 70 bin kişilik
Rum İmparatorluğu'na karşı büyük bir destan yazıyor. O destanı yazan şehitler o günden bugüne, ay bastı, Perşembe yaylasında bizim emanetimiz olarak yatıyor. Ruhları şad olsun. İnşallah onların hatırasını yaşatmak üzere yıllardır, 914 senedir devam eden vefalı buluşma devam ediyor. Bu buluşmanın merkezi, bu buluşmanın meydanı Perşembe Yaylası. Perşembe Yaylası bizim sınırlarımız içinde. Aybastımızın, ordumuzun sınırları içinde. Ama Perşembe Yaylası aynı zamanda Anadolu'nun bize emanet bir mirası. Sadece ordulunun değil, Tokatlı'nın da, Giresunlu'nun da, Samsunlu'nun da, bütün Türkiye'nin, Sivaslı'nın da ortak değeri. Biz Karadeniz bölgesinin Canik Dağları'nın bu değerli mirasını inşallah büyük bir dikkat ve saygı içerisinde korumaya devam edeceğiz. Sözün bu noktasında son yıllarda bu bölgeye yönelik ilgi gösteren, yatırım yapan değerli yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle son 10 yıldır bu ilçenin belediye başkanlığını yapan Sayın İzzet Gündoğar kardeşimizi huzurlarınızda bu yaylaya gösterdiği ilgiden dolayı tebrik ve takdirle anmak istiyorum. Değerli dostlar, değerli Aybastılı kardeşlerim. İnşallah Aybastı Yaylası, Perşembe Yaylası bundan sonra da Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecektir. Bizim tarih ve kültür mirasımız olarak orası daha da zenginleşecek, daha da şenlenecektir. Perşembe Yaylamız Türkiye'nin en aktif, en heyecan verici, en güzel yaylalarından ve yerlerinden birisi olacaktır. Orası tarihe olan saygının, tarihe olan vefanın gösterildiği bir yer olacaktır. Orada Oğuz boylarının, Anadolu'daki temsilcilerinin bundan sonra inşallah buluştuğu kurultaylar yeri olacaktır. Orası kültürel değerlerin tartışıldığı yer olacaktır. Ve orası 2011 yılında, tarih 22 Temmuz'du hatırladığım kadarıyla. Bendeniz oradayken, o tribünleri selamlarken yaptığım konuşmada ifade ettiğim bir cümleye ev sahipliği yaptığı gibi nicelerine bundan sonra da yapacaktır inşallah. O konuşmanın bir cümlesini bugün Aybastı Meydanı'nda sizlerle tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Neydi o cümle? Ey Türk milleti ve ey dünya, biliniz ve duyunuz ki biz bu toprakları emlak borsasından satın almadık. Ecdat kanıyla sınırlarını çizdik. Kimse göz dikemez, kimse ona yan bakamazdı. Bugün de aynı duyguyu ve aynı kararı Aybastı Meydanı'nda hep beraber haykırıyoruz ve tekrarlıyoruz. Öyledir, öyle oldu, öyle olmaya devam edecektir. Bize Danişment Gazi dedemiz kan dökerek, oradaki şehitlerimiz can vererek bu toprakları emanet etmiştir. Sadece onlar değil, değişik cephelerde, değişik meydanlarda şehitler vererek geldiğimiz bugün de geçmişimizi asla unutamayız.
unutmayacağız. Yeni nesillere de bunları öğreteceğiz, bunları anlatacağız ve bu duyguyla Türk nesli, Türk milleti ilelebet inşallah bu topraklarda yaşamaya devam edecektir. Aybastımızın saygıdeğer insanları. Danişment Gazi için yazılmış bir destan vardır. Yazdırılmış bir destan vardır. Anadolu Selçuklu Sultanı İzzettin Keykubat tarafından onun emriyle Danişment Gazi'nin kahramanlıklarını dile getiren bir destan vardır. Bundan sonra Aybastı'da, Perşembe Yaylası'nda bu destan yankılanacaktır. Bu destanın hikayesi, bu destanın filmi bundan sonra bu memlekette gösterilecektir yeni nesle. Ve Aybastı Perşembe Yaylası bundan sonra ulusal düzeyde etkinliklerin yapıldığı bir yer olacaktır. Her şeyiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla daha güzel ve bizim onurumuza, bizim ordunun büyüklüğüne, ev sahipliğine yakışır hale getirilecektir. Hep beraber ilçe belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız, topyekün Aybastı halkımızla birlikte orada Türkiye'ye ve dünyaya büyük bir ev sahipliğinin örneğini inşallah hep beraber vereceğiz. Bizim yıllardır sizin bizim hep beraber İstanbul'dan orduya, ordumuzun itibarını yükseltmeye yönelik, ordumuzun imajını büyütmeye yönelik çabalarımız ne yazık ki orada bir sandalye kavgasına kurban edilmiştir. Bu talihsiz olay orada kalacaktır. Aybastı Yaylası değil ordunun, bütün Türkiye'nin yer bulacağı, rahat edeceği büyük bir otağı, büyük bir yayla ve meydan halinde görevini yapmaya devam edecektir. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, bu hatırayı bugünün etkinlikleriyle de zenginleştirmek durumundayız. Off-road yarışları yapılıyor, daha güzeli yapılacaktır. At yarışları, bundan sonra atlı sporlar Perşembe Yaylası'nda daha fazla kendini gösterecektir. Başka etkinliklerle, kültürel etkinliklerle, tarih toplantılarıyla Aybastı Yaylası bir kültür ve irfan merkezi olacaktır. Değerli dostlar, Aybastı Yaylamız, Perşembe Yaylamız'da bizim doğal bir mirasımız var. Yılkı atlarımız var. Yılkı atları da ihmal edilmeyecektir. Yılkılarının da neslinin korunması ve çoğalması için onların hem bizim insanımıza hem de misafirlerimize görsel bir katkı vermesi, onlara görüntülü bir keyif vermesi, mutluluk vermesi için yılkı atlarımızın kışın barınmaları, soğuktan, dondan, telef olmalarını önleyici yılkı atları kışlağını inşallah hep beraber en kısa zamanda orada gerçekleştireceğiz. Değerli dostlar, Aybastımızın güzel insanları. Aybastı bölgemiz tarihe mekan bir bölge olmakla birlikte hayatın devamı için bir tarım ve hayvancılık bölgesidir. Bu bölgede hayvancılığın en güzel ürünleri yetiştirmektir. Et hayvancılığı, süt hayvancılığı bu bölgenin özelliğidir. Arıcılık, bal üretimi bu bölgenin özelliğidir. Arıcılığın geliştirilmesi, balımızın Ordu'da marka haline getirilmesi için Ordu Arıcılık Enstitüsü ile birlikte belediyemiz inşallah bundan sonra üreticilerimize destek olacak. Onları kazandıracak, kaliteyi koruyacak, marka oluşturacak, çalışmaların bir paydaşı olacak, bir ortağı olacak
Ve inşallah ordumuz sadece fındığın başkenti değil, balın da başkenti olduğunu ülke içinde, ülke dışında gösterecektir. Değerli dostlar, Aybastımızın güzel insanları, bu bölge aynı zamanda çok lezzetli sebzelerin yetiştiği, başta patates olmak üzere, fasulye olmak üzere çok değerli, kaliteli, organik, sağlığa uygun, damak tadı yüksek sebzelerin yetiştiği bir bölgedir. Patatesimiz, fasulyemiz daha çok ekilir hale ve üretilen ürünün belediyemiz tarafından alım garantisi sağlanarak tüketiciye ulaştırılması konusunda belediyeler üzerine düşeni bundan sonra daha fazlasıyla, daha doğrusu yeni bir uygulama olarak hayata geçirecektir. Değerli dostlar, Aybastımızın güzel insanları. Bugün tarih 23 Mart 2019. Günlerden cumartesi yaşıyoruz. Bir hafta sonra, fazla kalmadı, ülkemiz genelinde bir yerel yönetim seçimini hep beraber idrak edeceğiz, ediyoruz. Bu seçim Kars'tan İzmir'e kadar, Hakkari'den Edirne'ye kadar ülkemizin her yerinde yapılacaktır. İnşallah huzur içerisinde, güvenlik içerisinde, mutluluk içerisinde, adeta Perşembe Yaylası'nda festival yapar gibi bir güzellik ve kardeşlik içerisinde yapılmalıdır. Biz öyle arzu ediyoruz ve onun için çaba gösteriyoruz. Ordu'da seçim, siyasi partiler ve adayları arasında. Başkalarının düşüncelerini bilemem ama aksini görünceye kadar da iyi niyetli olduklarını kabul ederim. Bilhassa şahsım ve mensup olduğum parti yönetimi tarafından tamamen sevgiye dayalı, saygıya dayalı, başkalarını eleştiri yerine kendimizi anlatmaya dayalı, ne düşündüğümüzü, neye inandığımızı, neleri yaptığımızdan çok neleri yapmayı düşündüğümüzü anlatmaya dayalı bir süreç içerisinde devam ediyor. Bugün 29. gündür bu kardeşiniz, sizin tanıdığınız Aybastı'nın aşığı, Aybastılıların kardeşi, bu kardeşiniz, bütün orduluları kardeş bilen bu kardeşiniz 29 gündür ara vermeden İkizce'den Mesudiye'ye kadar bugün Aybastı'da ve daha sonra da Korgan'da 19 ilçemizin tamamını gezerek halkıyla birebir yakından konuşarak, selamlaşarak kendini anlatmaya devam ediyor edeceğiz. Bizim seçimden anladığımız sadece kendimizi anlatmaktan başka bir şey değildir. Birilerine sataşmak bizim şiarımız ve ahlakımız değildir. Bize sataşmalar olur, olabilir. Biliyorsunuz, meyveli ağaca birileri ya çubuk atar, birileri taş atar. Hiç önemli değil. Biz abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan endişe edelim. Vakit geldi, yaklaştı. Bir hafta kaldı. Sabırsızlığınızı biliyorum. Mektupları yazıp postaya vermek üzere hazır beklediğinizi de biliyorum. Ama çoğu gitti, azı kaldı. İnşallah. Ay batacak, güneş doğacak, güneş batacak, ay doğacak derken 7 gün, 8 gün sonra ne olacak? 31 Mart pazar günü gelecek. Gereğini o gün inşallah hep beraber yapacağız, yapacaksınız. İlçemizde, ilçenizde bir değerli belediye başkanını mutlaka seçeceksiniz. Benim bu seçimde ordumuzda gördüğüm bir güzel tablo var. Artık
Türkiye'de olduğu gibi özellikle Ordu'da değerli hemşerilerimiz, halkımız bir parti bağnazlığı içerisinde seçim yapmak yerine hangi partinin adayı o işe layık ise insan seçmeye, yönetici seçmeye karar vermiş durumda. Gördüğüm kadarıyla ordumuzun 19 ilçesinde 6 tane siyasi partiden, 6 siyasi partiden farklı belediye başkanını seçmeye karar vermiş halkımız. Bunun farkındayım ve bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Zira tek partiden, herkesin aynı olduğu partiden nasıl bir sonuç alındığını yakın tarihte gördük. Güç zehirlenmesi yaşanıyor, yaşandı. Arzu etmezdik, bunu beklemezdik. Ama ordumuzda maalesef bu gerçekleşti. Güç zehirlenmesi o kadar ki hem halkla kopukluk, hem işlerde bir dağınıklık yetmiyor. Bir de kendi içinde belden aşağı, belden yukarı insafsızca kavgalar. Ordunun da, Türkiye'nin de bu tek siyasi yapının iç kavgalarına tahammülü olmadığı gibi kendilerine emanet edilen görevin ihmali karşısında ilimizin de, Aybastı'nın da, Türkiye'nin de buna tahammülü kalmadı artık. O zaman her siyasi parti kendi görüşlerini ortaya koyuyor. Hepsi saygı değerdir. Her siyasi partinin adayı da değerlidir, saygı değerdir. Ama bizim, sizin yapmanız gereken, yapacağımız şey bana göre şudur. Onların hangisi iyidir, hangisi uygundur? Parti rozetine, parti amblemine bakmaksızın kişileri seçerek bu seçimde bir demokrasi bahçesini ordumuzda oluşturmak, halkımızın eğilimi de bu doğrultudadır. Galiba en doğrusu da budur. Ben Büyükşehir Belediye Başkanınız adayı olarak inşallah 8 gün sonra, 9 gün sonra da bilmiyorum yanlış söyler miyim, belediye başkanınız olarak diyorum ki ben bir ordulu olarak diyorum ki hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi orduludur. Ordulunun birbirine karşı A partisi, B partisi ayrımı olamaz. Bu kardeşiniz bugüne kadar bunu yapmadan siyasetini gerçekleştirdi. Siyaseti daima hizmetlerin, işlerin önüne koydu. Biz hiçbir zaman atı arabanın arkasına koşmadık. Siz bu işten iyi anlarsınız. Ya at arabanın önünde olmalı. Bazıları, birçok siyasetçi atı arabanın arkasına koşuyor. Farkında değil. Her şeyi siyasete alet ediyor. Hayır. Siyaset işe alet edilmeli. Siyaset insanın emrine verilmeli. Siyaset ilçenin emrine verilmeli. Siyaset sadece bir araçtır. Siyasi partiler ne dindir, ne mezheptir, ne ırktır. Hiçbir şey değildir. Sadece birer dernek gibi kuruluşlardan ibarettir. Doğuştan biz siyasi parti kimliğiyle doğmuyoruz. Türk ve Müslüman kimliğimizle doğuyoruz. Bizim için vazgeçilmez olan budur. Ordudur, Aybastı'dır. Bizim coğrafyamızdır, tarihimizdir, ekonomimizdir, üretimimizdir. Değerli olan bunlardır. Dolayısıyla buradan bakıldığında hangi ilçede, hangi partinin adayı seçilirse seçilsin, kimi seçerseniz seçin, sizin seçeceğiniz ilçe başkanı benim de başım üstünde yeri olan değerli bir çalışma arkadaşımdır. Öyle olacaktır ve öyle devam edecektir. Biz 19 ilçemizden farklı siyasi partilerden oluşacak bu değerli belediye başkanlarımızla birlikte ordumuzda akılları birleştirerek, fikirleri birleştirerek
siyasetin farklı doğru görüşlerini birleştirerek ordumuzda ortak akıl, ortak fikir ve ortak başarıyı inşallah daha yüksek çizgide gerçekleştireceğiz. Ben buna inanıyorum, meseleye böyle bakıyorum ve diyorum ki partileri farklı olsa da hiç fark etmez. Gözlerin rengi farklıdır ama gözyaşlarının rengi aynıdır. Ordulu bir belediye başkanı olduktan sonra o ilçede partisi benim için hiç fark etmez. Benim için önemli olan ordudur. Gerisi teferruattır. Bizim için değerli olan Aybastı'dır ve Aybastı insanıdır. Hepiniz her ilçemizin insanı gibi, her yerdeki insanımız gibi 752 bini burada, 752 bini ordu dışında, 1,5 milyonluk büyük ordu benim hayalimdir ve o hayalim bugün gerçekleşmiştir Allah'a şükür. Orduluların birliği en büyük projemiz ve en büyük arzumuzdur ve en büyük gururumuzdur. Biz birlik olamazsak orduyu büyütemeyiz. Ben buna inanıyorum. Birbirimizi sevmezsek birlikte olamayız. Birlikte olamazsak başaramayız. Şehirlerin yarışı vardır günümüzde. Ülkelerin yarışı vardır dünyamızda. O halde şehirlerin yarışında o şehrin insanları birbiriyle tartışmadan bir olmalı, beraber olmalı, diri olmalı, iri olabilmenin yolu da buradan geçmektedir. Ben Aybastı Meydanı'nın, Aybastı'daki siz saygıdeğer, vakur, vefalı dostlarımın gösterdiği bu büyük buluşmaya, bu alicenap duruşa bir ortak duygu, ortak duruş olarak değerlendirme yapıyorum. Ve ordunun adı, ordunun kısa adı nedir biliyor musunuz? Ortak duygu. Ortak duygudaki ilk hecelere bakarsanız orduyu bulursunuz. Ortak duruştaki ilk hecelere bakarsanız gene orduyu bulursunuz. Ordu demek ortak duygu demektir. Ordu demek ortak duruş demektir. Örnek göstermek gerekirse bütün orduya, bütün Türkiye'ye, Samsun'a, Tokat'a, Giresun'a, Trabzon'a, Edirne'ye ordunun ortak duygusu, ordulunun ortak duruşunun örneğini görmek isteyen varsa kameralar yardımcı olurlar, akşam da olacaklar. Aybastı Meydanı ta oradan, ta buraya kadar, soldan sağa, kuzeyden güneye kadar işte ortak duygu, işte ortak duruş. Kurban olayım size, selam olsun size, saygılar olsun size, sevgiler olsun size. İstemeyerek, arzu etmeyerek ama mecburen sizlerin bu duruşunuza olan saygımı, sevgimi ifade ederek, hayranlığımı bir kez daha tekrarlayarak sizlere veda etmek durumundayım. Veda ederken kendimi ve 8 gün sonraki sandığı hiç tereddüt etmeden Aybastılı gençlere, Aybastılı yiğitlere, Aybastılı kadınlara, sizlere emanet ediyorum. Ve siz değerli dostlarımı da, ülkemin bütün insanlarını da, herkesi de inandığımız, güvendiğimiz, sığındığımız yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Hoşça kalınız. Sizler için sade. Ömrümüz ordu, sevdamız ordu, aşkımız ordu, meşkimiz ordu, adımız ordu, yeminimiz, andımız ordu. Ordu onu, o orduyu biliyor. Aybastı evladını bağrına basıyor.
Sayın İdris Naim Şahin, tüm hemşehrilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, ayaklarınıza sağlık. Desteğiniz için, ilginiz için, sevginiz için teşekkürler Aybastı. Hoşça kalın. Sevdamız hep birlikte el ele, şahinle biz bir canız.